Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Tonerinde şıklığının karşısına denk geldin. Ha? Hayırdır? Birinci oldum Gözde Hanım. Sen Taner... borçları ödedin mi de hemen takım elbise almışsın? Ödedim, kendime takım aldım Gözde Hanım. Dünyanın en zengin adamı gibi hissediyorum kendimi Gözde Hanım bugün. Para seni çabuk bozmuş canım. Bozmadı, kendime bir takım aldım size şık görünmek için. Nasıl bozmamış, baksana dümdüz olmuşsun. Çok şık olmuşsun. Şık görünmek istedim size, ne var bunda? Bugün Hasan da ayrı bir şık. Canımsın, balım, kurban olurum. Hem paranın hem prestijin keyfini yaşıyorum. Gözde Hanım şık olmamış mıyım? Oradan çok böyle zengin havası görünmemiş miyim ben de Gözde Hanım? Taner, aldığın paranın hepsini takıma mı yatırdın? Hepsini değil. Hepsini değil. Söylemeyeyim miktarını ama. Şunu merak ediyorum. Bu hafta sonu seni nasıl geçti bu birincilik keyfiyle? Nasıl havasını attın? Kim bilir? Gözde Hanım, emin olun evde bile böyle oturuyorum. Hala havasını atamamış. Parayı aldığım gün bunları aldım Gözde Hanım. Evde bile böyle oturuyorum. Annem babam diyor ki oğlum değiştir şunu artık yeter diyor. Anne dur yatana kadar böyle. Para bitince ne olacak Taner? Bir daha birinci oluruz. Özlem abla taksiyle gidip geliyor, metrobüsü bırakmış artık. Ondan sonra sabahları bize günaydın derdi, onu da demedi. Gözde Hanım biraz artık yani olsun. Hayır çok erken, bak benim kaçıncı birinciliğim, hiç böyle olamadım. Senin mi? Senin mi? Para planeri bozdu mu diyorsun? Bozmuş yani. Bozmuş. Çoktan bozdu çok. Ki. Gözde Hanım bir de stüdyoyla ilgili bir şikayetim olacak. Evet. Yani Gözde Hanım yani sıcaktan mı terledin mi anlayamadım. Gözde Hanım buranın havasından mı? Anlamadım. Allah, ayvayı görünce mi sinirlendim? Onu uyunu, anlamadım uyunu. Yani Gözde Hanım. Gerçekten yani buranın klimasını mı açmalarla? Çok gerginim şu an Gözde Hanım. Ya da ayvayı gördüm ondan sinirlendim yapmak. Gözde Hanım. Ondan ter çöktüm. Menajer ilanı bile vermiş. Vallahi o birinci olursa burada göbekte için takım hakkında dinleyemem yani. Takla atacaktı ya. Ters takla. Hadi geç bakayım. Evet. Evet. Geç de ben şimdi senin havanı söyleyeyim. Takım elbiseyle atlayacağım. Doğru doğru. Sen burada hiç şaşırma. Geç şuraya ters takla. Valla Muammer Bey benim geçici olarak hafıza kaybım var. ben sana buradan bir uçarım, hafızan tekrar yerine gelir. Geç çabuk taklanı at. Seni gidi taklacı Taner seni. Gözde Hanım ben nasıl takla açacağım şimdi açılacak orada? Açılacak. Sözünü verdiğin gibi. Söyledin onu. Söylemediler mi çocuklar? Söyledin. Atacak mı? Geç. Taner Bey ceketinizi tutabilir miyim? Yok. Ben şu an taklayı gelsin. Düşünüyorum yani. Asistanı gelsin. Taklaya mı geldin Taner? Taklaya geldim Gözde Hanım. Çok zengin bir takla olsun lütfen. Kafanı yere koy. Böyle çocuklar atar ya, öyle at hadi. Ters mi atlayayım? Onu sana bırakıyorum. Kolay olsun. Ana. Bu zengin taklası mıydı şimdi? Evet, bu zengin taklası. Hayır, karşı taklası. Aynen. Şey yapsın, podyumda yürüsün o zaman. Hayır, istemiyor. Daha hem para kazandır hem podyumda yürüsün. Hazır mısın yarışmaya, başlayabilir miyim? Kesinlikle hazırım. Özel Hanım. İstediğin bir model var mı? Bir de şöyle güzel bir müzikle şöyle bir yürüsem de olur Gözde Hanım. Gösterim böyle kendimi, bir gösterim böyle arkadaşlarıma. Gözde Hanım bugün podyumda yürüyeyim diye bir de böyle şık oldum işte. Yani tam görsünler. Olur mu Gözde Hanım? Yalnız benim sana söylemek istediğim şey var. Aha. Gözde Hanım. Ve çok önemli bir haber. Senin sevincini kursağında bırakmak istemem fakat... Gözde Hanım bari yarışmanın sonunda söyle. Yerine girmeden önce ben bir haber aldım. Bunu üzüntüyle belirtmek durumundayım. Bismillahirrahmanirrahim. Taner... Seyircimizin de yoğunlukla bizi bildirdiği bir kural ihlali yapmış. Ne yapmış? Ne olmuş? Aha, gitti paralar. Ciddi misin? Biz ikinciydik o zaman. Evet. Ne yapmışım Gözde Hanım? Kural ihlali. Ne? Ne kural ihlali yapmışsın? Diskalifiye olur. Bu kadar coşarsan olacağı buydu.
seyirciden gelen mesajlarla ve biz de tüm yayını banttan tekrar izledikten sonra bu kural ihlalini fark ettik. Bunu da ekrana getireceğiz. Bu kadar yoğun bir mesaj olunca yapım da bunu değerlendirmeye aldı. Ne yazık ki haftanın birincisi siz değilsiniz bu durumda. Gözde Hanım, ben parayı marayı veremedim. Arkadaşlar da şu an görüntüleri hazırlıyorlar. Şaka yapıyorsun. Ay ne oldu aşkım? Gerçek mi? Nasıl olacak? Bu durumda geçen haftanın ikincisi siz olduğunuz için geçen haftanın birincisi... O zaman Hasan oluyor birinci. Ciddi misiniz? Evet. Çak. Seviniyor musunuz buna da? Ben size hep bazı şeyleri dikkatle söylüyorum arkadaşlar. Aynayı kaldırın, o çekmeceyi kapatın. Ne yaptın? Süre bittikten sonra modele sakın dokunmayın. Spreyi elinizden bırakın diye, değil mi? Her seferinde arkadaşlar size dikkatle söylüyorum ve dikkate almanız gerektiğini özellikle bildiriyorum. Hangi kural ihlalini yapmış olabilirsin, hatırlıyor musun? Hı-hı. Ekrana gelen. Bir düşün bakalım. Ne yaptın diye ben bilsem zaten söylerim. Hangisi olduğunu mu hatırlamıyorsun? Bu durumda diskalifiye hem ödül alıp hem diskalifiye mi olacak? Hayır, diskalifiye olmayacaklar. Kural ama ihlal... Cemal'e öyle demiştik. Cemal'e öyle demiştik. Hani herkese de uyarı yapmıştık. Bir daha kuralı ihlali olursa aynayı göstermişti ya modeline gizli gizli. Evet. Evet. Ama diskalifiye da... sebebidir demiştik. Ama zaten parayı geri alacaklarsa yani ödemeyi geri verecekse diskalifiyeye gerek olmuyor. O da öyle cezalanmış oluyor. Hayır, diskalifiye olmasını gerektiren bir durum değil fakat ödülü ve birinciliği Hasan ve Buse'ye devretmek durumundasınız. Asla. Kural ihlali yapmışsın Taner. Çok normal yani. Kayınvalidenin maaşını görümcen alıyormuş da kayınvalidene sen bakıyormuşsun gibi. Ay ya, Aslı ne yapacağız? Ne olacak? Görüntüler de hazırlanıyor. Hazır mı? Aha. Hepiniz bakın Taner'in o anlarına. Sen benim taklidimi mi yaparsın? Gözde Hanım, vallahi veremezdim bunları Gözde Hanım. Bir de Hasan'a verecektim Gözde Hanım. Cebine koy, cebine. Yani birincilik elimden gidiyordu. Para elimden gidiyordu. Bir de Hasan'a gidiyordu. Tövbeler olsun, daha bir daha kimsenin taklidini yapmam asla. Taner'cim. Zengin Taner. Zengin kalmaya devam edeceksin bir hafta daha. Titreyişin hala gözümün önünde yani. Artık yeni genellerden borç isteyecektim. Onlar da para yok çünkü. ne göstereceğinizi bilmiyorum ama sizin o surat ifadeniz gerçekten dedim ki yani bittik. Hani gerçekten ne yapacağız falan diyorum Aslı'ya da. Gözde Hanım, ellerim titriyordu bir sefer, bacaklarım titriyordu. Keşke bunu şeyden sonra yapsaydık Gözde Hanım. Bir daha sakın Gözde Hanım'ı taklit et. Nasıl bir his şu an? Çok iyiyim Gözde Hanım. Sen taklit edersin, Gözde Hanım oynar. Çok da güzel oynar. Sen benim taklidimi yaparsın. Hala zengin miyim diye sor bence. Hafta boyunca şakalarım sürecek sana. Senden intikamı feci alacağım. Muammer Bey var mısınız? Her zaman biliyorsunuz fitne fesat benim işim. Ay Gözde Hanım. Ben de senin kalbini indireyim dedim hafta kesinlikle başında. Kesinlikle vallahi indi kalbime. Gözde Hanım. Daha tövbe taklit var. Tövbe mi? Yok yok. Sen şakalarına devam et. Biz eğlenmeye devam edelim. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.